بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلال کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں جناب شروع آج الحمدللہ 2024 کی عید الفطر جو ہے وہ آج عید الفطر کی نماز ہے تو ہم جا رہے ہیں مسجد کے رو آج پڑھتے ہیں عید کی نماز الحمدللہ کام وغیرہ ختم کر کے جو ہے وہ عید کی تیاری میں پہنچ چکے ہیں ابھی عید میں ٹائم ہے تو الحمدللہ چلتے ہیں عید کی نماز پڑھتے ہیں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور یہاں پر عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کہاں پر پڑھی جاتی ہے اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سب آپ کو دکھائیں گے السلام علیکم Evet. Aman canım. Yani dünya bir insan bu hayatın. Ama ölüm yok, ölüm yok. Ölüm yok. Ahirette hepimiz olacağız orada. Allah-u Teala diyor, ilk yaratıldığınız gibi sizi yaratacağız diyor. Şimdi diyor, nasıl öldükten sonra hayata inanmazsınız? Sen diyor, zaten yoktun dünyada. 100 sene evvel kim vardı bu dünyada? İçimizden var mı 100 yaşında olan? Yok. 100 sene evvel kim vardı bu dünyada? Hiçbirimiz yoktu. Hiçbirimiz yokken dünyaya geldi. Nasıl olur da öldükten sonra dirilmeye inanmak ey insan? Sizi diyor ilk yaratan Allah Celle Celaluhu. İlk yaratan, şekillendiren bir damla sudan ana karnında kanın, etin, kemiğin içinde seni yaratan Allah Celle Celaluhu. Kanın, etin, kemiğin içinde. Bundan büyük mucize mi var? Bir damla sudan seni dünyaya getiriyor. Cinsiyet veriyor ananın karnında. Kanın, etin içinde sana cinsiyet veriyor. Seni olgunlaştırıyor, kulaklar, gözler, kalpler, organlar parmak izine kadar dayayıp döşüyor seni ve dünyaya gönderiyor. Ve bunu yaratan bu güç, bu yaratıcı, sen olgunlaşmışsın. Senin DNA'n, kronozom, her şeyi oluşmuş. Öldükten sonra seni diriltmeye. Ya Allah-u Teala yaratmaya devam ediyor hala da. Şu anda bile doğumlar var. Şu saniyede insan geliyor dünyaya. Şu saniyede Allah yine yaratıyor insan. Habire insan geliyor. Bütün yarattığı o insanları milyarlarca insanı nasıl yarattıysa o yüce yaratıcı, o milyarlarca insanı nasıl olur da geri diriltmeyecek ya? Bu hangi bir akıl, hangi bir düşünceyle insan olduğunu söylüyor? Düşünebiliyor musun? Böyle bir şey olur. Ya ikinci bir yaratıcı tabii ki kolaydır ya. Her şey hazır, DNA'sı hazır, kronozomu hazır, her türlü şeyi hazır. Aa mezarda, mezara gidiyorsun, mezardan adam 50 sene evvel ölmüş, 50 sene evvel adamın kemiğine, adamın cinsiyetini buluyor. DNA'sı yok olup gitmiyor işte insan. Toprak olup, toprağın içinde çürüse de o adamın saç kılından, tırnağından gelmeyince adamın bütün şeyini buluyorlar, kimliğini. Ölüm yok arkadaşlar, ölüm yok. Ya, diriliş var. Sadece ölümle biz bu dünya hayatında ahiret hayatına gidiyoruz. Yer, mekan değiştiriyoruz yani. İnsanoğlu bir yolculuk. İnsanoğlu bir yolculuk. Bu yolculuk nerede başladı? Yokluktan başladı, ana karnına. Ana karnına düştük. Ana karnından nereye çıktık? Dünyaya geldik. Yolculuk dünyada başladı. Ana karnına başladı, dünyaya geldik. Dünya hayatından yolculuk nereye gidecek? Kabir hayatına gidecek. Kabir hayatından bütün kabirdekiler, bütün canlılar kıyamete bekliyor. Bütün kainat, evler yok olacak kıyamet. Ve ondan sonra ölüm. Onlar bizi görüyor, onlar bizden haber bekliyor. Onlar orada ruhlar aleminde, merdah aleminde haber bekliyor. Biz de gideceğiz arkasından. Onları
erken gitti, biz arkasından gideceğiz. O yüzden değerli kardeşlerim, ölen akrabalarımız da, analarımız, babalarımız var ise, onların kabirlerini ziyaret edelim. İnşallah Rabbim birbirimizi beraber edilsin, kuvvetle eylesin. İnşallah bizleri kenetlenmesin. Bizlere inşallah kardeşlik ruhu içerisinde, ırkçılık olmadan, hepimiz Müslümanlar bir kardeştir. Müslümanlar bir kardeştir. Ocu, bucu, şücü diye bir şey yok. Müslümansın kardeşindir. Kucaklar. İslam kardeşindir. En büyük kardeşliktir. Müminler ancak kardeştir. Ayetlerimiz. O yüzden yani Allah-u Teala tekrardan Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı bizlere nasip edilsin inşallah. Rabbim bizleri yolundan alıkoymasın inşallah. Hayırlı bir şekilde ömür bereketli, huzurlu, sağlıklı, sağlıklı bir şekilde bu ömrü geçirmemizi inşallah hayırlı bir şekilde. Son nefeste de eğer ecelimiz gelecekse belki aramızda seneye bayramı kim bilir, kim görür bilemedi. Kimsenin ne olacağı da belli değil inşallah. Allah-u Teala hayırlı bir şey, ölümün de hayırlısını cümlemize nasip etsin inşallah. Evet, şimdi bayram namazımızı tarif edelim değerli kardeşlerim. Ramazan bayramı senede olan bir şey olduğu için insan unutuluyor yani, olur. Şimdi Ramazan bayramı iki rekat. Evvela Ramazan bayramı namazını kılacak, sonra hutbeye çıkıp, hutbemizi okuyup, tekbirlerle, ondan sonra da gelip duamızı yapıp, namazını bitireceğiz. Sonra da bayramı Efendimiz'e dağılacak. Ramazan, niyet ettim Allah rızası için, Ramazan bayramı namazını kılmaya diye dua ediyoruz. Niyet ediyoruz değerli kardeşlerim. Uydum hatun olan imama diyoruz. Ondan sonra Allah'u Ekber dedik. Subhaneke okuyoruz. Allahu Ekber dedikten sonra Subhaneke okuyoruz. Subhaneke okuduktan sonra Eûzü Besmele çekip üç defa zevai tekbirleri getiriyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber üç defa. Ondan sonra da ben Fatiha ve Mahmud'un evi okuyacağım. Sonra bu sürüdeyse ikinci rekata kalkacağım. Fatiha Zammı Sure okuyacağım. Ondan sonra tam Zammı Sure'den sonra rukiye gitmeden üç defa yine zevai tekbiri getireceğiz. Ondan sonra da rükû secde tahiyyatı okuyup inşallah namazımızı bitireceğiz. Eyyallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم رمضان bayramı birlik ve beraberlik ve kardeşlik günleri. Muhterem Müslüman kardeşlerim, oruçlarımız, namazlarımız, hacimlerimiz, fitre ve sadakalarımız, zekatlarımız da kulluğun hazına erdiğimiz bir Ramazan'ı daha geride bırakmanın hüznü içindeyiz. Aynı zamanda huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın
sevincini yaşıyoruz. Bizleri Ramazan bayramına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramların kıymetini bizlere öğreten sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline, ashabına salat ve selam olsun. Bu kutlu mabedin kubbesi altında omuz omuza saf tutan kıymetli kardeşlerim, bayramlarınız mübarek olsun. Aziz müminler, bayramlar ülkeleri, dinleri, renkleri, farkları ne olursa olsun idealleri bir olan müminler arasında sevgi ve muhabbetin coştuğu günlerdir. İslam'ın çatısı altında aynı kıbleye yönelen Müslümanların birlik ve beraberliğini zirve yaptığı vakitlerdir. Bayramlar, iyiliklerimizle insanların gönlünü aldığımız, maddi manevi yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüğümüz zamanlardır. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın, gevşemeyin buyurmaktadır. Bizler de Rabbimizin bu çağrısına kulak verip kenetlenmek, bayramımızın bayram olur sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminler bir binanın birbirini destekleyen yapı taşları gibidir buyurmaktadır. Bizler de bu hadis gereğince kardeşliğimizi gözetip karşılıklı hak ve hukukumuzu korursak bayramımız bayram olur. Tekbirlerle, salat ve selamlarla ve gönülden yakınışlarla ellerimiz ve kalplerimiz birleştiğinde bayramımız bayram olur. Ailelerimize karşı güler yüzlü olursak, anne ve babamızın hayır duasını alırsak, akraba ve komşularımızın gönlünü yaparsak bayramımız bayram olur. Bir yetimin, bir öksüzün başını okşarsak, çocukların ışıl ışıl gözlerini hediyelerimizle güldürürsek bayramımız bayram olur. Rahmet ve merhamet vesilesi yaşlılarımızı, şifa bekleyen hastalarımızı bayramın sevincine ortak ederek bayramımız bayram olur. Dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik bağlarımızı yolunu tutarsak bayramımız bayram olur. Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. İman edip salih amel işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Biz de Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşayıp dünyamızı mamur kılarsak inşallah ahiretimiz cennet, bayramımız hakiki bayram olur. Bu bereketli bayram sabahında bir yandan neşe ve sevinç duyarken diğer yandan da zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısıyla üzüldüğü. Gazze'deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahkum edilen her bir Müslüman zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor. Bize düşen kardeşlerimizin acılarını el birliğiyle dindirmek, umutlarını diri tutmak için gayret göstermek. Zalimlerin karşısında mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülüklerle mücadeleye devam etmektir. Unutmayalım ki bu hepimiz için insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur. Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Müslümanlara Ramazan bayramını tebrik ediyor. Bayramımız ülkemiz, İslam alemi ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den diliyorum. Bayramımız mübarek olsun değerli kardeşlerim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ela inna ahsana al-kalam wa ablaka al-nizam kalamullah al-malik al-aziz ra'a kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idza quriya al-quran fastaghfiru wa asbihu la'anakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna dina 'inda Allah al-islam. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah'ım bizlere dünyada ahirette iyilik ve güzellikleri ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi bu bayram sabahına kavuşturduğun için sana sonsuz hamdü senalar olsun ya Rabbi. Allah'ım tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, zekatlarımızı, fitrelerimizi, fidyelerimizi, sadakalarımızı kabul ve makbul eyle ya Allah'ım. Allah'ım birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle.
Senin ipine sımsıkı sarılmayı bizlere nasip ve müyesser eyle. Dünyada soykırım altında inim inim inleyen kardeşlerimize yardım ve yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Komşularımızı hayırlı eyle, evlatlarımızı hayırlı eyle, yuvalarımızı huzurlu eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi ve her türlü İslam alemini koru ya Rabbi. Anamızı, babamızı ve tüm müminlerin günahları da bağışla ya Rabbi. Şüphesiz sen içten dualarımıza icabet edensin, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا ya Rabbi. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikleri ihsan eyle ya Rabbi.
Ya Rabbi korktuklarından, evin huzurluklarından nail eyle ya Rabbi. Şeytanın şerrinden, nefsimizin kötülüklerinden, kötülük yapmaktan, zalim olmaktan, zulme uğramaktan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Doymayan nefsimizden, ürpermeyen kalbimizden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Kabul olmayan dualardan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Kötü ahlaktan, kibirden, gururdan, hasetten, fesattan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Kibirden, gururdan, korkaklıktan, bilgilikten, cimrilikten, hayatlılıktan, edepsizlikten sana sığınıyoruz ya Rabbi. Güzel ahlakınla bizler ahlaklandır ya Rabbi. Komşularımızı hayırlı eyle, evlatlarımızı hayırlı eyle, yuvalarımızı huzurlu eyle. Ya Rabbi alemin bizleri salih kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bu dünya hayatında ömrümüzü uzun ve bereketli eyle. Amellerimizi kabul ve bizlere son nefeste imanla giden kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bayrağımızı indirtme, ezanımızı dindirtme ya Rabbi. Devletimizi daim eyle ya Rabbi. Tüm İslam alemini koru ya Rabbi. Annemizi, babamızı ve tüm müminlerin günahlarını bağışla ya Rabbi. Bu mübarek Ramazan bayramını inşallah bizlere hayırlı, kazasız, belasız bir şekilde geçirmemizi nasip ve mesul eyle ya Rabbi. Kuraklıktan, sellerden, felaketlerden, depremlerden, afetlerden, savaşlardan, her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyle ülkemizi ya Rabbi. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, as-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, as-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidina Velina ve Lâkirin ve selamu aleyhi mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Hadi be Salih. İyi günler. Ne dedi patlar? Alhamdulillah, jo hamari Eid ho chuki hai. To humne Eid namaz padh li hai. Tamam Cyprus ki taraf se tamam ahle Islam ko Eid mubarak.